Değerli kardeşlerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Metin Kürümoğlu hocam kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 22 Ocak'ta CELB tarihleri, Şubat CELB'i açıklanacak ve sınıflandırma yerlerimizi öğreneceğiz. 22 Ocak'ta 3 kafilenin yeri açıklanacak ve 28 Ocak sevkleri 1. kafile, 24 Şubat sevkleri 2. kafile ve 24 Mart sevkleri 3. kafile olarak gidecekler. Arkadaşlar 1. kafile 26, 27, 28 Ocak'ta Covid anketini dolduracak ve PCR testini yapacak ve PCR testini yaptıktan sonra eğer sonuçları negatifse arkadaşlar sevk kağıdını çıkarıp askere gidecek. Arkadaşlar sonuçlar açıklanana kadar e-devlet sayfanızda bir şey görmezseniz sıkıntı yok. Orada 28.01.2021'e kadar askerlikle ilişkisi yoktur yazması yeterlidir. Şimdi arkadaşlar 26, 27, 28 Ocak tarihlerinde er olarak sınıflandırılanlar er sınıflandırmadan girerek e-devlet sayfasından anketi dolduracaklar. Yedek subaylar da gene yazarak e-devlette ilgili yerden bu anketi dolduracaklar. Anketi doldurduktan sonra arkadaşlar anketteki sorularla beraber ankette son bölümde, anketin son bölümünde ili, ilçeyi, sağlık ocağını seçiyoruz. Her yerde Covid ilgili PCR testi yapan sağlık ocağı veya sağlık kuruluşu olmayabilir. O yüzden arkadaşlar ili ilçeyi seçerken hangi il ve ilçedeyseniz oradaki ilgili sağlık kuruluşunu yani bu testi yapacak sağlık kuruluşunu ne yapmanız lazım? İşaretlemeniz lazım ve hemen ilk gün yani ayın 26'sında ilk kafilede gidecekler için söylüyorum. Hemen 26'sında yaptırırsak sistem düştü diyelim. Siz 1. kafilede gidiyorsunuz. Hemen anketinizi sabah doldurun erkenden ve daha sonra ilgili sağlık kuruluşuna gidin ve testinizi olun. Testi yaptırmaya gittiğinizde asker olduğunuz zaten belli. Siz de söylersiniz. Size verilecek tüpte de ASAL yazısının olması gerekir. Bu ASAL yazısına da dikkat edelim ve gereken tahlilleri verip testimizi yaptıralım. Testimiz genellikle 12 ile 24 veya 48 saat içinde ne yapacaktır? Sonuçlanacaktır. Sonuçları e-nabızdan öğreneceğiz arkadaşlar. Ve sonucu aldıktan sonra eğer negatifse sonucumuz askerlik sevk evrakınızı e-devletten çıkarırsınız ve orada sevk evrakınızda yol süreniz, yol harçlığınızla ilgili bilgiler var. Bu süre içinde birliğinize teslim olursunuz. Peki kaç gün içinde biz birliğimize teslim olacağız arkadaşlar? Eğer 800 kilometreye kadarsa bir gün içinde yani 24 saat içinde birliğe teslim olmamız lazım. 801 kilometre ve üstü ise 2 gün izin var, yol hakkımız var ve 1601 kilometreyi geçerse 3 gün içinde ne yapmamız lazım? Gitmemiz lazım. Eğer geç teslim olursak yani bize verilen süreyi aşarsak geç iltihak bakayası oluyoruz ve terhis olurken arkadaşlar geç terhis oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu testlerimizi yaptıktan sonra dedik ki sonucu negatif olanlar ne yapacak? Sonucu alacaklar ve askerlik sevk evrakımızı çıkaracağız ve artık günü gelince sevk tarihimizde yola çıkacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar İAŞ ve yolluk bedelimizi bulunduğumuz yerin PTT'sinden veya herhangi bir PTT'den, PTT matiklerden ne yapabiliriz? Alabiliriz. Yol ücretini askerlik şubesi, belediyeden, şehirler arası terminalden, yazhanelerden sormakta. Buna göre yol ücreti belirtilmekte, belirlenmekte ve İAŞ yani yeme içme bedeli belirlenmekte ve size bu bedel hesabınıza yatmakta. Siz sevk belgenizde veya TC kimlik kimliğinizle PTT'lere gittiğiniz zaman veya varsa PTT matiğiniz oradan yolluğunuzu ne yapacaksınız? Alacaksınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar yanımızda tabii bankamatik kartımız olursa askere giderken iyi olur. Orada bize Ziraat Bankası bankamatik kartı da verecekler. Bir hesap açacaklar. Çünkü
Asker de size devlet harçlık verecek. Bu harçlıklarınızı o banka hesabınıza yatıracaklar. Onun için üzerinizde çok fazla para götürmenize gerek yok. Yetecek kadar götürün. Orada zaten bankamatikten çekersiniz. Kantinlerde de temassız kartla işlemler genellikle yapılmakta. İhtiyaçlarınızı da kantinden giderirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kısaca 22 Ocak'taki sınıflandırmalarla ilgili bir genel sohbet edelim istedik. Biz tüm askere gidecek arkadaşlara şimdiden hayırlı yollar diliyoruz. Hayırlısıyla sağlık ve sıhhat içinde gidip gelmeyi Allah nasip etsin diyoruz. Hayırlı tezkereler olsun. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için de çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı tezkereler.